Oh, Nazan. Gel Nazan. Geldim anne. Kızlar bugün çamaşırhaneden yeni mallar gelecek. Tamam. Yine aynı yöntem mi anne? Yok. Bu sefer değiştirdik. Yeni battaniye sevkiyatı varmış. Onu öğrendik. Gelen battaniyelerin bazılarını poşetinin içinde olacak mallar. Nazan sen yanına birini al. Mallar indirirsiniz. Ya şoför kaşla göz edip gösterecek hangi paket dolu. Alın malları dağıtmadan onları doğru çamaşırhaneye. Oraya koyun, zulalayın. Ben de gelip esas nereye zulalayacağımızı söyleyeceğim. Siz ikiniz deniz katilini oyalayacaksınız. Az bir şey alın o mallardan. Ceblok filan diye satılmış gibi. Oynayın işte. Katil bizi bastığında en azından iyi bir şey yaptığım duygusuna kapılsın. Haberde uçuralım mı anne? Tabii tabii tabii. Ceblok filan diye. Zaten gider onun kulağı ama duyar o. Azıcık oyalansın. He. Biraz meşgul olsunlar da biz de işimize gücümüze bakalım. He. Benim torunumun süt parasına ihtiyacı var, süt. Bak o gammaz karının sütünü içmesin diye yüce Rabbim kesti sütünü. Anne, Azra'nın da mahkemesi varmış bugün. Ne mahkemesi be? Nihal Müdür. Karar açıklanacakmış. Beraat çıkarsa şartlı tahliye oluyormuş. Vay vay vay. Bak şu işe. İyi. Bizim de hazırlık yapmamız lazım onun için. Ha? Ne de olsa elimde büyüdü kınalı yapacak. Öyle bir hediye vermeden olmaz. İyi hadi hadi. Hadi işinizin başına. Hadi hadi. Bak şimdi. Bir saniye şöyle gidelim tamam mı? Var mı gelişim? Çamaşırhaneye bugün mal gelecek. Yüklüymüş. Size başka bir yer diyecekler ama asıl iş çamaşırhanede. Tamam. Kızlar çabuk. Ne? Ne oluyor ya? İşimiz var. Ne işiniz? Bir bilgi geldi. Çamaşırhaneye gidiyoruz. Dolu mu gidelim boş mu? Boş. Toplayın kızları. Kimse kendi bile ona itimat geçmesin. Arama yaparım. Eğer bulursam keserim cezasını. Bir dakika arayayım. Sen arabaya bak. Burayı ben ararım. Tamam. Tamam, geçebilirsiniz. Deposuna indiriyorsunuz. Kudret anne bunu çamaşırhaneye götürün dedi. Kudret anne söyledi zaten. Çamaşırhane sakatmış şu anda. Bak Kudret anneyle benim başımı belaya sokarsam. Sen merak etme Allah Allah. Şefika şahit işte. Laf ederse ben söyledim derim. Yürü. Ya İpek elin saf. O kadar para bizde ne arar? Vallahi beni bağlamaz. Denizler en temizde zaten. Siz bilirsiniz. Var üstünü sonra ödesek. Olur mu lan öyle şey? Bakkal dükkanı mı burası? Bir de veresiye açalım istiyorsanız. Allah istemiyorsanız. Dedikoduyu duymam, hayır.
çocuğumuza kanser. Sorsalardı. Kimi ayılır, kimi ayılır. Diğer sevmez ama kutu kolda sayılır. Çocuğa erkek arabayı gördü aklına girdi patinajı çektim. Caddeye geldik mum gibi, dut gibi alem mum gibi. Kapıları tuttu ellerde, emin ellerde makine. Girişte şefim el pençe, masamız aynı en köşe. Girişte şefim el pençe, gördüler hepsi gözleri döndü. Çinçile her gün tekrar. Ne öyle tribe giriyorsun? Bunların hepsini gömdü. Çinçile bunların hepsini gördü. Hepsi de gördü, her gece gördü. Alem sonunda gün yüzü gördü. Her gece her gece çinçile öldü. Ne haber İpek? Piyasa durgun tabii. Hep patron da çıldırdı. Buralarda böyle. Zararına satışlar. Kudret! Kudret, kudret, kudret. Düğün değil, bayram değil. Katil kuzu niye geldi? Nasıl gidiyor işler? Hamdolsun, iyidir. Biliyorum neler çevirdiğini. Ay, çok korktum lan, çok korktum. Arayın bakayım, arayın. Ne bulacaksanız. Ya siz de buna kaptan diyorsunuz ya. Bunun nesi kaptan ya? Bundan uzun yol şoförü bile olmaz. Bundan olsa olsa tır şoförü olur. Deniz, hiçbir şey yok tertemiz. Nasıl yok ya? Yok tabii, değil mi? Kızım, ey kuzu! Sen gelirken ben gidiyordum. Gitmek de ne kelime? 3 tur atmıştım. 3 tur. Hadi gidin. Beni meşgul etmeyin. Uğraştırmayın. Hadi işinize gücünüze. Bu hesap bitmedi ama. Kızlar. Bu karı için bir değil, 3 muhabbet yatarım ama. Onun da zamanı gelecek. Deniz ne oldu? Ne bu haliniz? Ya anlamadık ki. Gittik darmaduman ettik her yeri ama. Ettik de hiçbir şey bulamadık. Allah kahretsin. Ne bileyim? Temizlediler mi? Ne ettiler? Nasıl ya? Deniz. Ne oldu orada? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet, o kadar emindim ki malları çamaşırhaneye sakladıklarından. Kimden aldın ki sen bu bilgiyi? Kızları toplasana bir. Tamam. Allah kahretsin. Malı nereye indirdiğimizi bu kadınlar nereden biliyor? Şu yeni gelen memur var ya anne, Alpay. Önce o bakacaktı bizim arabaya. Sonra Allah'tan Meltem yetişti. O bir yere haber uçurmuş olmasın? Ulan bu senin yanındaki Şefika öpmüş olmasın sakın? Ha? Yok ya, yapmaz öyle şey o. Zaten bir kavgada Yonca'dan bıçak yediydi. Nefret eder o karılardan. Ha. Belki kamyoncudur. Ulan kamyoncu nereden bilsin bizim malı nereye götüreceğimizi? Var bunda bir. Var bunda bir ama öğreneceğiz nasıl olsa. Neyse ki koruyanımız kollayanımız vardı da haberini aldık yani. He ya. Koruyanımız kollayanımız kim? O karıların arasında işte. Lan. Ne orta yerde konuşuyorsun lan? Pardon.
Sana anlatırız sonra. Geniş geniş. Sen gönlünü rahat tut. Anneniz her şeyi önceden düşünüyor. Maşallah anne. Deniz, takılma bu konuya bu kadar. İyi tarafından bak. Bak bir şekilde hem satışı engelledik... hem de az da olsa Kudret'in mallarını tuvalete attık. İyi tarafından bak. Bizi oyalamak için önümüze yem diye attılar o malları. Kim bilir asıl zulaları nerede? Bir yolunu bulup engellemeliyiz bu kadını. Peki Deniz, sen nereden duydun? Yani kim söyledi sana daha fazla mal olduğunu ortada? Ben net biri değil. Ortada dönenlerden çıkardım. Ya ortada dönenlerden aynı anda iki ayrı yerde uyuşturucu olduğunu mu çıkardın? Söylentiler vardı Derya. İki taraf için de söylentiler vardı. Kudret'e bak sen. Her onda okudan kafa var mı acaba? Hem orada plan kuracak hem burada. Uğursuz. Tamam, asmayın suratınızı artık ya. Tamam, iyi tarafından bakın. Bir şekilde biz bu Kudret'i patlattık mı? Patlattık. Hadi, herkese çay koyuyorum ben. Hadi. Deniz, sen gelmiyor musun? Siz gidin, ben gelirim birazdan. Başka bir şey var. Başka bir şey var, başka bir şey var. Azra. Hadi bismillah. Abla, Azra talih olmuş. Sabah gidiyormuş. Aa. Vay vay vay. Bak sen. İyi.
Gözün aydın. Sağ ol canım. Bundan sonra boyam benden. Bana bak. Ağlamayacağım dedim. Patlatma beni. Kanka yani bir yanım çok seviniyor. Bir yanım da üzüntüden geberiyor. Ben de hayatımda ilk defa böyle şey yaşıyorum. Her şey çok güzel olacak. Olacak değil mi? Olacak. Tamam mı? Evet ya, buraya. Bu arada çok teşekkür ederim. Niçin? Erhan bugün bana iş verdi. Vallahi bu konunun benimle bir alakası yok yani. Yani tamamen senin becerin. Senin savunmanı çok beğenmiş. Öyle mi yapmış? Öyle yapmış. Yap bak. Kurtuldum. Sağ ol. Kurtuldum. Nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Love.
Kınalı vedalaşmadan mı gidecektin? Doğru söylüyorsun nenem. Özleyeceğim seni. Ben de. Elimde büyüdün Kınalı ya. Sen de emeğim çok. Yalan mı? Maalesef öyle oldu sevgili gençlik travmam. Dışarıda kolum uzundur. Bir şeye ihtiyacın olursa bildir. Sen okul mu okul bitirsen de buraların kızısın. Er geç dönüp çıkıp geleceksin. Ya Kudret, am uzattın ha. Rüşke gücüne bak. Sene bak. Bay bay. Manyak mıdır nedir ya? Hadi. Hadi yolun açık olsun. Sağ ol. Her şey için sağ ol Berfin. Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Seni çok seviyoruz az. Hadi gidin hadi. İyi tezkereler. Sağ ol. Geçmiş olsun Azra.
Ona bak. O çocuğu bulup getireceksin. Ne yap? Et. Velayeti al. İyi de annesi olmadan buraya getirmemiz pek kolay değil. Muhtemelen şu an çocuk esirgeme kurumuna ait bir yuvada bakıyorlar bebeğe. Ayrıca velayet davası. Uzat. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Bana bahane bulman için para ödemiyorum ben sana. Bir yolunu bul. O bebeği al. Buraya getir. Çünkü yavaş yavaş canım sıkılıyor. Peki. Bir bakayım ne yapabileceğime. Önce bebeğin nerede olduğunu bulmam lazım ama. Bul. Neyse. Ben de bir araştırayım. Bir inceleme yaptırayım. Bir şey öğrenirsem haber veririm sana. Sen de vakit kaybetme. İşe koyul. Hallet bu işleri. Çünkü benim sabrım sınırlı. Avukat Bey. Gene ne var? Ne istiyorsun? Torunumu istiyorum, torunumu. Bu yaptığın haksızlık. Nereye sakladıysan... Bana bak. Olmayacak şeyler isteme benden. Haddini bil. Zaten iyice sapıttın. Hastane basmalar falan. Yeter bak Kudret. Sabrımı taşırma. Ya tutuklu değil mi bu bebeğin anası? Hala dışarıda ne işi var? Ne yap? Et. Getir onları buraya. Demek ki iyileşmemiş. Tedavisi bitince gelir. Ayrıca sen istediğin diye bebeği buraya getirecek değilim. Mantıklı ol biraz. Yok diyorsun, değil mi yapacağım bir şey? Yok yapacağım bir şey diyorsun, öyle mi? Yok. Ne? İş başa düştü o zaman. Aptal aptal konuşma. Çekil şuradan. Sakın da bir delilik yapayım deme. Mertem, al götür şunu.